2004 ila 2005-2009 sigorta girişi olanlara ikinci EYT müjdesi geldi. Az primle erken emekli olmak isteyenler için büyük fırsat var. 5,000 ila 5,975 gün primi ve 13 ila 14 yıl sigortalılık süresi olanlar hemen emeklilik hakkına sahip olacak. Özellikle EYT'yi kaçıranlar bu defa fırsatı kaçırmasın. Yeni erken emeklilik altın tepside sunuluyor. SGK'ya dilekçe vererek daha erken yaşta emekli olma şansını siz de elde edebilirsiniz. Peki yeni düzenlemeyi de kimler erken emekli olacak? EYT'siz erken emeklilik hakkı kimlere veriliyor? SSK, Bağkur ve memurlar için yeni erken emeklilik fırsatı geldi. Adeta ikinci EYT altın tepside sunuluyor. Sigorta girişi 2004 ila 2005-2009 olanlar bu yeni fırsatı değerlendirerek erken emeklilik için adını yazdırabilecek. Prim gün sayısı ise 5000 ila 5975 arasında değişiyor. Yani uzun yıllar prim ödemeye gerek kalmadan 13 ila 14 yıl sigortalılık süresiyle artık emeklilik mümkün. Peki yeni EYT kimleri kapsıyor? Erken emeklilik kimler için çıktı? Sigdan toplu ödeme ile erken emeklilik fırsatı. SSK, Bağkur ya da 4 koli olarak çalışan bazı vatandaşlar uzun yıllar çalışmalarına rağmen prim gün sayısını tamamlayamama gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu prim eksiği olan vatandaşlara toplu ödeme yaparak tamamlama fırsatı sunuyor, doğum borçlanması ya da askerlik borçlanması gibi yöntemleri kullanarak eksik prim gün sayılarınızı tamamlayabilirsiniz, ancak yaşınızın gelmesine rağmen prim gün sayısını tamamlayamayacak durumdaysanız bu defa SGK size toplu para iadesi yapıyor. Emekli OLAMAYANLAR toplu para iadesi alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aranan emeklilik şartlarından yaş şartını yerine getirmesine rağmen diğer şartları tamamlayamayan vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu para iadesi fırsatı sunuluyor. Toplu parayı iadesi sadece yaş şartını yerine getirip diğer şartları tamamlayamayanlar için sağlanıyor. O güne kadar ödediğiniz prim gün sayılarını SGK'dan toplu olarak geri alma fırsatına sahip oluyorsunuz. Prim ödeyen kişinin vefat etmesi durumunda ise hak sahibi olan kişiler bu ödemeleri geri alabiliyor. SSK ve Bağkur toplu para iadesi için gereken koşullar. SSK ve Bağkur kapsamında çalışanların, emeklilik şartlarını sağlayamadıkları durumlarda ödedikleri primleri toplu olarak geri alma hakkı bulunuyor. Bu hak, belirli şartlar altında kullanılabiliyor. Toplu para iadesi için aranan şartlar. Sigortalının aktif olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütmüyor olması gerekir. Emeklilik için gerekli şartları yerine getirememiş olması gerekmektedir.